Manşete hoş geldiniz. Bugün tek konumuz var. Millet İttifakı'nın son toplantısı ve ortak aday gerilimi. Buna bakacağız birlikte, bildiriye bakacağız ve sonuçlarına bundan sonra yaşanacak e, gelişmelere bakacağız. Bunu anlamaya çalışacağız. Son derece e, gergin bir toplantı olduğu anlaşılıyor. Millet İttifakı ya da Altılı Masa'nın dünkü toplantısının ve en uzun hafta sonuna girildi. Önümüzdeki hafta bir ortak aday açıklanacak ve bu ilan edilecek. Ne biçimde ilan edileceği falan konuşuluyor ama ondan önce acaba yaşanan gerilim atlatılabilecek mi? Ona bakacağız. Toplantıdan sızan bilgiler gerçekten büyük bir gerilimin yaşandığını ve tartışmanın olduğunu gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerekirse 5 imza ile açıklama yapılır dediği. Ben kalkıp gideyim mi? yani diye Meral Akşener'in de çıkıştığı. Birazdan bunun detaylarına bakacağız ama ondan önce bir iki hatırlatmamız var. İlki şu. Bütün bu konuşmalar yapılırken iki şey unutuluyor. Bunu bir kere daha hatırlatacağım. Anayasa'nın 101. maddesi bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Bir diğeri de 116. madde. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yani 360 oyla. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde yani Erdoğan'ın şu dönemi meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir diyor. Yani Meclis tarafından seçimler yenilenmeyeceğine göre artık bu netlik kazandı. Cumhurbaşkanı bir dönem daha aday olamıyor. Anayasa bu kadar açık ve net. Bir kere daha bunu vurgulamakta yarar var. Bundan sonra yapacağımız açıklamalarda bu akıldan çıkarılmamalı. Bunu unuttuğumuz ya da anayasanın 101 ve 116. maddelerini bypass ettiğimiz filan düşünülmesin. Onlar orada duruyor. Fakat siyasetin de kendine göre bir yoğurt yiyişi var. Biz de analizlerimizi buna göre yapıyoruz. Bir diğer hatırlatacağım konu. Futbol maçlarına müdahale edildi ve artık taraftarların hükümet istifa diye slogan atması hakaret suçu ya da hatta terör suçu olarak falan değerlendiriliyor. Bu bir karar örneği. Bu hükümet istifa sloganı atan taraftarlar tespit edilmiş ve spor müsabakaları ve antrenmanlarını seyirden men edilmişler. Devamla Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi karardan okuyorum. Müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın polis merkezi polis amirliğine neyse başvurmakla yükümlüdür diyor. Yani maça gitmediğini belgelemek zorunda. Spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri verilen kişi hiçbir müsabakaya giremez deniliyor. Takımının kendi sahasında veya deplasmanda olduğuna falan da bakılmaksızın. Bu derece sert tedbirleri alan bir iktidardan bahsediyoruz. Ve bu iktidar maçları şifresiz oynatma kararı verdi. Neden? İnsanlar e, statlara gitmesin diye. Böyle e, acayip, böyle yaka olduğumuz bir dönem. Bu da Millet İttifakı'nın son toplantısı. Millet İttifakı son toplantısını Karamollaoğlu ev sahipliğinde Saadet Partisi'nde gerçekleştirdi ve e, toplantıdan sonra bir bildiri yayımlandı. Kemal Kılıçdaroğlu bu bildiriyi tweetledi. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener tırnak içinde ifadesiyle ve Karamallıoğlu başta olmak üzere diğer genel başkanlara teşekkür etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tweeti önemli. E, gerek CHP'nin gerekse diğer liderlerin yani Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu hem kişisel hesaplarından, Twitter hesaplarından hem de parti hesaplarından fotoğraflar, e, görüntüler ve bu bildiri paylaşıldı. Yani 2 Mart toplantısının bildirisi paylaşıldı. Fakat İyi Parti hesaplarından bu paylaşılmadı. Sadece İyi Parti hesaplarından paylaşılmadı. Meral Akşener bu konuda hiçbir tweet atmadı. Ekrana getiriyorum görüyorsunuz en son 1 mart'ta tweet atmış. Gene İyi Parti'nin yani kurumsal hesaba giriyorum. Kurumsal hesapta da İyi Parti'nin hesabında da parti genel başkan yardımcısı veya sözcülerinin açıklamaları veya hangi kanalda olacaklarına dair duyurular var ama Millet İttifakı'nın dünkü toplantısına ilişkin hiçbir şey yok. Ne bir kare fotoğraf var, ne de toplantıdan sonra yayımlanan bildiriye ilişkin bir satır var. Bu da önemli, bunu da kayıt düşmemiz gerekiyor. Peki neden diğer tüm liderler bildiriyi ve fotoğrafları, videoları paylaşırken Meral Akşener ne kişisel hesabından ne de parti hesabından bunu paylaşmadı? Bu bir gerilim olduğunu gösteriyor. Kriz diyemeyeceğim. Kriz diyenler de, kriz e, diyenler de çıkacaktır veya anlaşmazlık ve aklınıza hangi kelime geliyorsa. Fakat e, içeride bir gerilim olduğu muhakkak. Bildiri bu. 6 genel başkanın imzası var. Her ne kadar Meral Akşener ve İyi Parti bu bildiriyi kendi Twitter hesaplarından duyurmasalar da Meral Akşener'in bu bildirinin altında imzası var. Dolayısıyla bu bildiri Meral Akşener'i bağlıyor. Öyle bir tarafı var. Bildiriye bakalım. Bildiride iki noktanın altını çiziyorum. İlki Ortak Cumhurbaşkanı adayımız diyor. Yani Ortak Cumhurbaşkanı adayı belirlenmiş, en azından konuşulmuş. Onun üzerinde bir e, tartışma, konuşma, neyse bir gündem olmuş. Bu konuda diyor ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Ortak bir karar ya da ortak bir mutabakat demiyor. Ortak bir anlayışa, Ortak Cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz diyor. Geçiş süreci yol haritası vesaire zaten o haftalardır konuşulan, mutabakata varılan, anlaşılan bir konuydu. Fakat burada iki konunun altını çiziyorum. Bir, ortak cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Esasen burada bir netlik yok, bir muğlaklık var. Ortak anlayış ne peki? İşte onu anlamaya çalışacağız. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplantılar devam ediyor. Burada da Buna da dikkatinizi çekiyorum. Çünkü e, toplantılar alfabetik sırayla parti genel merkezlerini dolaşıyordu. Fakat bir önceki toplantı deprem gündemli. E, bir önceki toplantı Saadet Partisi'nde oldu. Deprem gündemli diye bu toplantı da gene Saadet Partisi'nde oldu. Hadi diyebiliriz ki olabilir. Yani e, esasen bu seçim işlerinin konuşulacağı, ortak cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı toplantıda Saadet Partisi ev sahipliği yapacaktı ama Arada deprem oldu. Ondan dolayı Saadet Partisi bir kere daha ev sahipliği yapıyor diyebiliriz ama bir sonraki toplantının da yani 6 Mart toplantısının da nihai açıklama deniyor orada. Nihai açıklama. Nihai açıklamanın 6 Mart toplantısının da Saadet Partisi ev sahipliğinde olması önemli. 3 toplantı üst üste Saadet Partisi'nde olacak. Burada da akla Temel Karamolluoğlu'nun işte ağabeyliği, bilgeliği veya onun toparlayıcılığı işte onun liderler arasında biliyorsunuz her toplantıdan önce liderlerle görüşüyor ev sahibi gündemi belirliyor falan. Belli ki bu işi en iyi Temel Karamolluoğlu'nun kotaracağı düşünülmüş olacak ki bence de makul ve mantıklı bir düşünce. Ondan dolayı toplantılar biraz Saadet Partisi'nde Temel Karamo Karamolluoğlu'nun ev sahipliğinde sabitlenmiş görülüyor. Bunu da önemsiyorum. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmesi sonrası nihai açıklama yapılacak diyor. Burada da bir molaklık var ama bunu da anlayışla karşılıyoruz. Peki genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri derken esasen genel başkanlar oraya gelirken parti yetki yetkili kurullarından yetkilendirilmiş olarak geliyorlar. Kılıçdaroğlu öyle gitti mesela. Tam yetkiyi aldı ve gitti. Hatta Giderken de bizim adayımız sensin dediler. Diğer partilerde de bu aşağı yukarı böyle. Bir tek e, Meral Akşener'de bu durum böyle değil. Ondan dolayı muhtemelen ki zaten öyle olmuş e, kulislerden anlaşılıyor. E, Meral Akşener dönüp parti yetkili kurullarına bu konuyu götürecek. Yani ortak cumhurbaşkanı adayını götürecek. Ortak cumhurbaşkanı adayı kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Bu zaten diğer parti kurmayları tarafından da sızdırıldı açıklandı. Yani... Herkesin konuştuğu isim ortak cumhurbaşkanı adayı dendi. Herkesin konuştuğu isim de Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş değil. E, toplantıda bir gerilim yaşanıyor. Buna da bakacağız ama ondan önce Ayşe Sayın BBC Türkçe'de toparlamış. E, bunlar olmuş. Yani bu ilk sızan bilgiler. E, Meral Akşener aday önerisini e, partisinin genel idare kuruluna götüreceğini bildirmiş e, ve diğer e, liderler de benzer bir yolu izlemeyi tercih etmişler filan. Pazartesi günü gene Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplanacak. İlk sızan bilgiler böyleydi fakat daha sonra belli İyi Partililerden, İyi Parti'nin sıradan isimleri de değil. Yani parti yönetim kadrosunda, kurucular içerisinde, grup başkan vekili düzeyinde filan, genel başkan yardımcısı düzeyinde isimlerden gelen tweetler ve tepkiler durumu biraz değiştirdi. Pek de böyle olmadığını gösterdi. Gelinen nokta şu sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ortak aday Kılıçdaroğlu. Bu yüzde kesinlikle böyle. Meral Akşener kararı İyi Parti yönetimine götürdü. Kılıçdaroğlu da sol sosyalist ittifak bileşenleriyle başlayarak bugünden itibaren bir tura çıkacak ve kendi ismi üzerinde belli ki bir mutabakat arayacak. Bu altılı masa ya da Millet İttifakı toplantısında dünkü toplantıda da konuşulmuş olabilir. Nihai olarak durum bu. Gelinen sonuç bu. Ama arada olan şeylere bakalım. Yasin Öztürk. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi bir tweet attı ve bu tweet'i silmedi. Apoletlerini sök dedik sana diyor. Şimdi apoletlerini sök dedik sana dediği kişi Kılıçdaroğlu. Peki apoletlerini sök dedik derken nereye gönderme yapıyor? Meral Akşener'in Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmaya gönderme yapıyor. O şifreli konuşmaya. Akşener demişti ki bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Bu cümlenin adre, e, hedef aldığı kişi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. oluyordu. E, Yasin Öztürk de İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi olarak bunu bir kere daha e, bunun bir kere daha altını çiziyor. Yani ezbere konuşulmuş bir laf değil ve muhatabının da Kılıçdaroğlu artık %100 kesinlikle ortaya çıkmış durumda. Bir başka isim İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta. İsimde anlaşma anlamına geldiğini düşünmüyorum diyor. Biraz evvel ekrana getirdiğim Millet İttifakı bildirisinin öyle bir şey ol olmuş olsaydı çok net şekilde isim konusunda anlaşıldı 6 Mart'ta açıklanacak denilebilirdi. Gerçekten de haklı. Ha bu arada bu Erhan Usta e, isimli kişi MHP'de siyaset yapıyordu. İşte e, Meral Akşener ve partisine olmadık laflar söylüyordu ayrı bir konu sonra istifa etti iyi partiye katıldı. Kişilerin geçmişi önemlidir sicili önemlidir ama burada en azından şu yaşanan gerilime ilişkin ışık tutması açısından getirdim laflarını. Yani diyor ki toplantıda bir kesinlik olmadı sadece eğer bir isim konuşulmuş olsaydı bu zaten diyor belirtilirdi. Biraz evvel bildiriye ekrana getirdim gerçekten bir muğlaklık var. Yani bir ortak anlayış söz konusu, bir mutabakat veya karar değil. Yine bir başka İyi Parti kişisi Ümit Dikbayır, İyi Parti Mali İşler Başkanı, Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyesi. Sıradan isimler değil bu isimler. Bir tweet attı toplantı bittikten sonra Türkiye saatiyle 21.14'te Millet 5'ten büyüktür dedi. Ondan önce de biz bu kutlu, kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, ki güvendik. Ant olsun, şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o. Buraya kadar bir problem yoktu. Bu alttaki tweet'i silmedi zaten. Bu tweet'ten sonra attığı millet beşten büyüktür tweet'ini sildi. Millet beşten büyüktür derken kastettiği Akşener'in dışında masadaki diğer beş parti. Ama orada muhtemelen bu toplantı kulisine ilişkin de bir gönderme var. Yani gerekirse Kılıçdaroğlu'nun gerekirse 5 imza ile açıklama yaparız. Çıkışını biliyor muydu? Öğrenmiş miydi? Ona dayanarak mı böyle bir tweet attı bilmiyoruz. Ama millet 5'ten büyüktür derken orada bir meydan okuma var. Bu tweet'in Akşener'in ikazı ihtarıyla silindi bilgisi var. Onu da bilmiyoruz %100. Fakat böyle bir tweet atıldı ve silindi. Ergun Babahan demiş ki altılı masa Türkiye tarihinde imkansız denilebilecek işi gerçekleştirdi. Beş benzemezden mükemmel bir el çıkardı. Kılıçdaroğlu'nun hakkını teslim etmek lazım. Karanlık bir dön dönem sona erecekse payı büyük olacak diyor. Göreceğiz. Sayit Sefa seçim tarihi hala net değil. YSK ne diyecek o da belli değil. Seçim tarihi resmileşmeden atılacak her adımı aleyhine çevirecek bir algı canavarı var muhalefetin karşısında. İşler göründüğü kadar kolay değil. Memduh Bayraktaroğlu birkaç gündür gerçekten son derece öfkeli yaşanan gelişmelere ve elbette Akşener'e kızıyor. Tansu Çiller Akşener'i istiskal ederek DYP'den kaçırtmış ve böylece eski bakanını kovan genel başkan olmaktan yırtmıştı. Akşener Çiller'in kendisine yaptığını Kemal Bey'e yapıyor ki masayı Akşener değil Kemal Bey devirdi denilsin. Son derece sert cümleler, sert bir analiz ama Memduh Bayraktaroğlu o dönem DYP'yi ve DYP'de yaşananları en iyi bilebilecek isimlerden biri çünkü Tansu Çiller'in danışmanıydı. Ve içerden bir bilgi vermiş. İçeriden bir anekdot aktarıyor. Ve gelelim sadede. Murat Sabuncu T24'te yazdığı yazıda en bu konuda açıklayıcı içeride ne oldu? Onu anlatan bir kulis kaleme aldı. Farklı gazetecilerin de buna yakın kulisleri, buna yakın duyumları var. Onlar da aktardılar ama değerli toplu Murat Sabuncu T24'te yazmış. Orada diyor ki, Ortak Cumhurbaşkanı adayı konusunu Temel Karamolluoğlu gündeme getirdi. Doğaldır zaten ev sahibi gündemde bu. Meral Akşener bu konu gündeme gelince diyor ki, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olsun, partim bana bu iki ismi öner yoksa çık gel dedi ki bu bugüne kadarki bütün kulisleri doğruluyor. Yapılan analizleri de doğruluyor ki zaten e, ayan beyan ortadaydı bu. Ama Akşener belli ki masaya bunu getirmiş. İmamoğlu veya Mansur Yavaş. Değilse çık gel demiş partisi. Kılıçdaroğlu bunun üzerine onlar belediye başkanlığı görevine devam edecek diyor. Ki Kılıçdaroğlu bunu daha önce açık mikrofonlara da söylemişti. Onlar belediye başkanı olarak kalacaklar. Belediye başkanı olarak da devam edecekler demişti. O görüşünü belli ki orada Akşener'in yüzüne karşı söylemiş. Akşener de o zaman ben bunu partimin yetkili kurullarına il başkanlarıma danışayım diye yanıt veriyor. Zaten il başkanlarını ve yetkili kurullarını toplantıya çağırdı. Bunu dediği de Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı. Tam da bu konuda ne yapılacağı düşünülürken, Kılıçdaroğlu devreye giriyor tekrar. Gerekirse diyor, beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır. İşte gerilim de burada patlak veriyor. Akşener, ben kalkıp gideyim mi yani? Diye karşılık veriyor. Bir anda toplantı kesilecek, masa dağılacak gibi bir hava var. Ama diğer liderler devreye giriyor, konu tatlıya bağlanıyor ve pazartesi gününe kadar herkesin kendi partisiyle istişare ederek tekrar bir araya gelinip açıklama yapma noktasında arabuluculuk buluculuk falan oluyor filan. Murat Sabuncu'nun T24'te aktardığı bu kulis önemli. Bu kulisi başka gazeteciler de farklı kelimelerle ve cümlelerle teyit ettiler. Dolayısıyla bir anlamda masada fırtına kopmuş gibi bir hava var. Peki şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? En uzun hafta sonuna girdik. Başta da söyledim. Bildiride karar veya mutabakat yok. Ortak anlayış vurgusu var. Partimin yetkili kurullarına gideyim diyen isim Akşener. Ee, diğer liderlerin böyle bir ihtiyacı yok. Esasen onlar yetkilendirilmiş olarak gelmiş durumdalar ama belli ki Akşener. Esasen bu aylardır belli. Birkaç gün önce de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahla, Ahlatlıbel'de buluştular hafta başında. Bu konuların konuşulmuş olması icap ediyordu bilmiyorum. Özellikle gerilim... Dünkü toplantıya mı taşındı onu da bilmiyorum. Ama neticede bu toplantıda ortak e, Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir mutabakatın çıkmamasının nedeni Akşener. Kılıçdaroğlu Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret edip destek isteyecek Sol ittifaktan HDP'den destek isteyecek mi bilmiyorum ama HDP... E, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını çoktan satın almış durumda. E, ve HDP'nin akil insanları, yöneticileri etkili pozisyondaki pek çok insan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mutabık ve zaten HDP de kendi adayını çıkarmadan önce muhalefet masasını yani Millet İttifakı'nın adayını bekliyor. Kemal çok alametle sabit ki Kemal Kılıçdaroğlu açıklanırsa HDP aday çıkarmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Şu unutulmamalı, ortak cumhurbaşkanı adayımız bildirisinde Akşener'in imzası var. Başta da söyledim. Bu imza Akşener'i bağlıyor. Ve son tahlilde Akşener'in sınavı başladı. En uzun hafta sonu bastırır ve partisindeki sesleri ikna eder. Ve yetki alırsa, bu konuda tam yetki alırsa haftaya bu pürüz aşılır. Ama belli ki iyi Parti dün geceden başlayarak hummalı bir görüşme, hummalı bir zirve e, toplantıları silsilesine girdi. Bugün, yarın e, olacak bu. Hafta sonu boyunca da olacak. Onun için en uzun hafta sonu dedim. Bu pürüz aşılır mı aşılmaz mı emin olun. Cuma, cumartesi, pazar kamuoyu bununla meşgul olacak. En azından Ankara, siyasi kulisler bununla meşgul olacak. Herkes, her kafadan bir ses çıkacak ve herkes e, Akşener'in e, hangi kararı aldığını e, anlamaya çalışacak. 6 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantıda da dana'nın kuyruğu kopar. Ama bir kere daha kapağımızı getirelim. Gerekirse 5 imzayla açıklama yapılır. Ben kalkıp gideyim mi yani? Gerçekten büyük bir gerilim, büyük bir gerilimi işaret ediyor bu diyalog. Çok alametle sabit ki bu işler kolay olmayacak. Akşener'in sınavı başladı. ...Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının Akşener'e dönük sitemi veya kızgınlığı var... ...iyi e, parti içinde de farklı bir bozurdama var... ...aynı şekilde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ismi etrafında toparlanıp... ...ya neden olmasın ki, neden hala değerlendirilmesin mi diyenler de var... ...bilmiyoruz ama neticede son tahlilde e, en uzun hafta sonuna girildi... E, ...bakalım bu gerilim aşılabilecek mi... ...bu gerilim aşılırsa Kılıçdaroğlu etrafında... Altı parti ve diğer sol partiler HDP ve vesaire birleşip bir seçim kampanyası başlatabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz. Umulan böyle olması, işlerin bu yolda gitmesi ama kolay olmayacak. Kolay olmayacak öyle görülüyor. Bir yayın daha kapatıyoruz. Eğer yayını beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Yayınlardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir anonsum daha var. Bu analizleri, bu yayınları e, tümüyle kendim hazırlıyorum, ekrana getiriyorum, sunuyorum, paylaşıyorum. Elbette görüş ve tavsiyeleri açığım ama telkinlere kapalıyım. Öteden beri bu böyle. Tüm analizlerimde, tüm yayınlarımda, tüm yazılarımda bu bu şekilde. Geçmişte yönettiğim televizyon kanallarında veya internet sitelerinde de aynını uyguladım. Bilenler biliyor ama e, yeni takip edenler açısından e, söylüyorum. E, görüşler, analizler, yorumlar tümüyle ve tümüyle bana aittir. Evet bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hafta sonu ekstra gelişmeler olur. Ee, baş döndürücü kulisler söz konusu olursa elbette ekstra bir yayın yaparız ama olmazsa e, 6 Mart pazartesi gününü bekleyeceğiz. Öyle görülüyor. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.